Empati 43. Bölüm Ellerini uzat diye emretti Lazlo. Doktor bir an için kendinden isteneni yapamayacak kadar korkmuş halde öylece baktı ona. Lazlo onu biraz rahatlatmak için yoğun korkusunu azaltıp yerine gergin bir huzur gönderdi. Sonra bir çekmeceden aldığı kalın bilgisayar kablosunu bileklerine doladı ve iki ucunu birbirine bağladı. Aynı işlemi ayak bilekleri içinde yaptıktan sonra geri çekildi. Sana bir dizi soru soracağım. Sen de bana kaçamaksız cevap vereceksin. Ya da ona cevap verirsin. Başıyla omzunun üstündeki Tom'u işaret etti. O arada bir yandan doktorun zihnine yeni bir korku dalgası gönderirken bir yandan da Tom'a acı bir şiddet aşıladı. Ne istersen sor dedi titrik titreyerek ama ama onun canım yakmasına izin verme. Adamın titreyen gözlerine bakan Lazlo, istediklerini yapması için onu bükmenin doğru bir şey olup olmadığını düşündü. Ama sonra dikkati monitördeki çocuklara kaydı ve anımsadı. Başka seçeneği yoktu. Adamın duyduğu dehşeti azaltmaya gerek görmeden, ''Bana karşı dürüst davranırsan kimsenin canı yanmaz. Ama beni kandırmaya kalkarsan...'' Titrik şiddetle başını salladı. ''Sana yalan söylemeyeceğim, yemin ederim.'' ''İyi.'' Yalan söylerse bunu zihninin kokusundan da kolaylıkla anlayabilirdi ama zaman kaybetmek istemiyordu. Burada üstünde çalıştığınız şey nedir? Biyoelektrik iletişim yoluyla davranış değişikliği. Senin yeteneklerine sahip kişiler, empatlar. Nasıl çalışıyor? Ben bunları nasıl yapabiliyorum? Tüm duygular ve bunların sonucu olan biyolojik tepkiler beyin tarafından başlatılır. Kişi bir olayla karşı karşıya kaldığında beyni gelen işitsel, görsel, dokunsal ve kokusal uyarıları yorumlar. Sonra da tepki göstermesi için vücuda sinyaller gönderir. Empatlar bu sinirsel sinyalleri daha duygu oluşturma safhasında durdurabilir. İlaveten başka insanlara da sinyal gönderebilirler. Hedef beyin bu sinyalleri duygulara çevirir. Onlar da otonom sinir sistemini tetiklerler. Bu sadece zihinsel bir tepki yaratmakla kalmaz. Aynı zamanda fiziksel tepkiye de neden olurlar ki bu da yayılan duyguyu pekiştirir. Ama ben nasıl sinyal alıp gönderebiliyorum? Bir radyo değilim ki. Aslında temelde öylesin. Radyo dalgaları sadece bir çeşit elektromanyetik radyasyondur diye tamamladı Lazlo. Darya'nın sınıfına ilk geldiği gün verdiği dersi anımsamıştı. Doğru. Gözümüzün göremeyeceği kadar uzun dalga boyuna sahip bir enerji. Beynin her sinir ileticisinin, her hücresinde üretilenle aynı tip bir enerji. Senin sinestezin başkalarının zihnindeki bilgiyi alışık olduğu somut bir duyguya çeviriyor. Senin durumunda bu duygu koku. Çoğu insan başkalarının hisleri hakkında sadece bir fikir sahibi olur. Ama sen çok daha güçlüsün. Ne demek istiyorsun? Herkes empatik mi yani? Bir anlamda öyle. İnsanların yüzde doksanı başkalarının genel havasını sezebilir. Tıpkı bir mekana girdiklerinde oradaki insanların tartışıyor olduğunu anlamak gibi. Ama hepsi o kadardır. En azından yakından tanımadıkları kişiler söz konusu olduğunda. Yakından tanıdıklarıyla ne oluyor? Herkesin beyni bir noktaya kadar benzersizdir. Yani her beynin elektromanyetik radyasyon frekansı kesinlikle eşsiz olduğu halde, beyin dalgaları yaklaşık bin civarında farklı frekans kümesi içinde gruplanmıştır. Eğer bir insanın beyni başka biriyle aynı küme içerisindeyse o kişinin duygularını yorumlaması daha kolay olur. Lazlo anlamaya başlamıştı. Daha ayrıntılı anlatmasını sağlamak için doktora hafif bir güven aşıladı. Kan bağı olanlar genelde aynı küme içinde bulunur. Dolayısıyla da aralarında empatik bir anlayış olur. Ebeveynler, çocuklar ve kardeşler arasındaki biyolojik yakınlık gibi yani. Küçük çocukların genellikle 2 yaşına geldiklerinde zayıflayan güçlü empatik yetenekleri olur ki ebeveynleriyle yakınlaşmalarını sağlayan ve dil becerilerini erken geliştirmeye yarayan evrimsel bir araçtır bu. Lazlo, öyleyse beyinlerindeki bağlantılar ayrıştıkça bu yeteneklerde giderek zayıflar, dedi. Doğru, Ailenin dışındaysa benzer frekans kümelerindeki insanlar sosyal olarak gruplaşmaya eğilimlidirler. Çünkü birbirlerini daha iyi anlayabilirler. Aynı ırk ve cinsiyetten insanların gruplaşma eğiliminin nedeni budur. Çünkü aynı frekans kümesi aralığında yayın yaparlar. Böylece yabancı bir ülkeye gittiğin zaman kendini fiziki olarak değişik hissedersin. Aslında biyofizyolojik olarak öylesindir de. Ama bu ülkeye 100 yıl önce göç etmiş insanlar ne olacak? Her şey genetik olarak belirleniyorsa öyle değil. Herkesin zihni onu çevreleyen frekansları anlayabilmek için sürekli olarak kendini uyarlar. Kalıplar ve frekanslar zaman içinde ortama uyum sağlamaya yönelik olarak evrim geçirir. Dolayısıyla yabancı bir dili öğrenmek o dilin konuşulduğu ülkedeysen daha kolaydır. Çünkü zihnin de değişip o dilin belirleyici ayrıntılarını öğrenmeni kolaylaştırır. Dillerin biyoelektromanyetik radyasyonla ilgisine, Diller sadece yerel halkın beyin dalgalarının işitsel olarak yansıyacak şekilde ortaya çıkmasıdır. Her şey birbiriyle ilintilidir. Dil, giyinme tarzı, kültür, mutfak. Amerikan kültürünün tüm dünyada inanılmaz derecede popüler olmasının nedeni de budur. Üretici malını Amerikan tüketici kitlesinin tamamına ulaştırmak istiyorsa geniş bir elpaze çekici gelecek şekilde tasarlamak zorundadır. Lazlo konunun biraz daha pratik yönlerine gir dedi. Beyin dalgalarının iletimi konusu bazı insanların birbirleriyle çabucak kaynaşıp diğerleriyle kaynaşamamalarından çete mantelitesine bir korku filmini sinemada seyretmenin daha ürkütücü olmasından insanların randevularında gürültülü yerlere gitmekten hoşlanmasına kadar birçok şeyi açıklar. Restorandaki atmosferdir bu. Bir futbol stadyumundaki coşkudur. Şehrin nabzıdır. Kırsal bölgelerin dinginliğidir. Yaşamımızın her yönüne sirayet eder. Sadece çoğu insan bunu senin kadar güçlü hissedemez. Bir yetenek yelpazesi olduğundan bahsettin. Evet, toplumun yaklaşık %10'u diğerlerine göre daha yüksek bir duygusal zekaya sahiptir. Başka insanlarla iletişim kurmadaki becerilerinden kaynaklanan ve doğuştan gelen bir karizmaları vardır. Ama insanların sadece aynı küme içindekileri okuyabildiğini söyledin az önce. Çoğu için öyle ama bazıları kendini öteki frekanslara da ayarlayabilir farklı sosyal gruplarla hatta kendi kümelerinin dışında olanlarla bile kaynaşabilirler. Dil becerileri ve farklı kültürlerden insanlarla anlaşmaları daha iyidir. Ve bunların tümü fiziki olarak etrafındakilerle aynı frekansta olmalarından kaynaklanır. Lazlo, bu tür insanlar toplum içinde nasıl bir dağılım gösterir diye sordu. En üstteki yüzde bir doğal liderlerdir. İnsanlar onlara doğru çekilir. En akıllı ya da en güçlü olmamalarına rağmen okuldaki en popüler çocuklar onlardan çıkar. En fazla sayıda insanın iletişim kurabildiği kişilerdir. Acılarımızı, sıkıntılarımızı bir dereceye kadar hissedebilen karizmatik siyolar ve politikacılardır. Lazlo'nun verdiği karmaşık ve birbiriyle çelişen duygularla tıkanmanın eşiğine gelen doktor soluklanmak için duraklayıp devam etti. 10.000'de binde bir kişinin ise duyusal zekanın çok üzerinde yetenekleri vardır. Kendilerine yakın olanlardan tapınma düzeyinde sevgi ve sadakat görürler ve inanılmaz içgüdüleri sayesinde büyük işler başarırlar. Aktrisler ve aktörler, atletler ve müzisyenler bu tip insanlardan çıkar. Seyretmek istediğin, onlara doğru çekildiğini hissettiğin karakterlerdir. Görsel manzaraları, müziği ve fiziki icraatları doğuştan gelen bir yetenekle kavrarlar. Duyusal birer dahidirler. Bazıları güçlü birer alıcı, kimileri ise vericidir. Ama bunun kimi istisnaları elbette vardır. Birçok artistte olduğu gibi kişilikleri doğuştan melankolik ya da içe dönükse o zaman cezbettiklerinden fazlasını iterler. Geçirmekte oldukları hormonal değişikliklerden kaynaklanan hassas duygusal yapılarından dolayı bu durum ergenler için özellikle geçerlidir. Sonraki dilime geç. Yüz binde bir oranda yer alan kimilerinin yetenekleri o kadar güçlüdür ki çoğunlukla davranış bozuklukları sergilerler. Etraflarındaki insanların duygularını algılamayı engelleyemedikleri için onların altında ezilirler. Bazıları zihnini perdelemeyi öğrenir ama çoğu bunu yapamaz. Cinnet geçirirler intihar ederler ve bunu sadece beyinlerinde duydukları o son derece gerçek seslerden dolayı yaparlar. Geleneksel bilimin ve toplumun inanmadığı sesler nedeniyle yani. Sesler değil diye fısıldadı Lazlo. Duygular. Evet dedi Dietrich. Sen ve bulduğun o çocuklar sizler o yüz binde birlik dilimdensiniz. Kendisi de kabul ederse kaderlerinde çok büyük işler başarmak yazılı olanlar. Ya başarı ve onur ya da çıldırmak. Lazlo ürperdi. Derin bir soluk alıp araştırmasına başka yönde devam etmeye karar verdi. Bu organizasyon nedir? Arkasında kimler var? Titrik başını iki yana salladı. Başında kimlerin olduğunu bilmiyorum. Ama eski hükümet görevlileri olduklarını düşünüyorum. Burası Pepperclip ve diğer MK deneylerinin bir uzantısı gibi. Pepperclip mi? Pepperclip projesi ABD hükümetinin 2. Dünya Savaşı sonrası üst düzey nazi ve faşist personeli Birleşik Devletler'e getirebilmek için başlattığı gizli bir operasyondu. Ülkeye gizli olarak sokulan insanların neredeyse 700'ü davranış bilincisiydi. En önemlileri de Kurt Blom adında bir doktordu. Lazlo savaş bittikten çok sonra doğmuş olsa da bir Rus Yahudisi göçmeni olan babası ona Yahudi soykırımı hakkında bilinmesi gereken her şeyi anlatmıştı. O nedenle Kurt bulamadığını nereden duymuş olduğunu anımsadı. Nümbert doktorlar davasında aklanan çok az sayıda Naziden biriydi, dedi soluğu kesilerek. Bu olayla ilgili tartışmalardan dolayı anımsıyordu. Toplama kampındaki esirlerin üzerinde veba aşısı deneyleri yapmıştı. Evet, Birleşik Devletler Hükümeti, Blom'un canlısının ölüsünden daha değerli olduğuna karar verdi, beraat etmesini sağlayıp sonra da onu CIA'ye teslim ettiler. O da hemen sorgulamalarda kullanılacak ilaçları denemek için oluşturulan Chatter projesinde çalışmaya başladı. CIA daha sonra Bluebird projesinde Pentagon'la işbirliğine girince, Blom Kuzey Koreli savaş esirleriyle Amerikan askerleri ve çocuklar üzerinde deneyler yaptı. Farkında olmadan yumruklarını sıkmış olan Lazlo, ''Ne tür deneyler bunlar?'' diye sordu. LSD, çeşitli barbituratlar ve ile birlikte hipnozla kullanarak çoklu kişilikler, hipnotik tetikleyiciler ve yalancı anılar yarattı Blom. Bu deneyleri savaş esirleri üzerinde yapmak bile büyük vicdansızlıkken, adam Amerikan askerlerini mi kullandı? Lazlo duyduklarına inanamıyordu. Neden o insanların hiçbir bunları açıklamadı? Çünkü Blom elektrokonvulsif terapi kullanarak hafızalarını sildi. Lazlo başını salladı. Çoğu insan gibi o da gizli CIA deneyleriyle ilgili söylentileri duymuştu. Ama bunların gerçek olabileceğini hiç düşünmemişti. Devam et dedi. Dr. Sidney Gottlieb adında Bronxlu bir kimyager 1951 yılında CIA kadrolarına dahil olduğu Yahudi kökenli olmasına rağmen Blom'la bir takım oluşturmak için seçilen Gottlieb MK Ultra grubunun lideri oldu. MK ne demek? İngilizce ve Almanca'nın bir birleşimi. M zihin anlamında. K da kontrol. Zihin kontrolü diye fısıldadı Lazlo. Dietrich başını salladı. MK projeleri en gizli ve en ölümcül olanlardı. Projeler mi? Neden çoğul? Ultradan başkaları da mı vardı? Elbette, dedi Dietrich gözleri parlayarak. MK Delta, yabancı ajanları sorgulamak için biyokimyasal deneyleri içeriyordu. MK Naomi, biyolojik savaş silahları geliştirdi. MK Mindbender, Meksika vatandaşlarını suikastçilere dönüştürmek için çeşitli ilaç ve hipnoz yöntemleri kullandı. MK Search seks alışkanlıklarını değiştirebilen kimyasalları araştırdı. MK Resurrection yüksek dozda radyo frekans enerjisini denemek için labotomi yapılmış maymunları kullandı. Radyo frekans deneyleri, empati gücümü nasıl kullandığımı anlamanda bunlar mı yardımcı oldu? Resurrection bunun bir kısmıydı ama often operasyonu da eşit derecede sorumludur. O proje doğa üstüne odaklanmıştı. CIA kendilerine falcı, medyum, pisişik, astrolog ve kain diyen insanlarla birlikte çalıştı. Deneylerin çoğu başarısızlıkla sonuçlandı ama araştırmaları da zihin kontrolü için kimyasallar kullanmaktan bunu zaten yapabilen insanları bulmaya yönlendirdi. Ne zamana dek devam etti bu? Başkan Ford 1974'te başa geldiğinde hükümet neredeyse başarıya ulaşmak üzereydi. Ama sonra CIA deneyleri hakkındaki bilgiler The New York Times'a sızdırıldı. Birbiri ardına yayınlanan makaleler hem bir kongre soruşturması açılmasına hem de bir başkanlık komisyonu kurulmasına neden oldu. Ford 1976'da insanlar üzerinde bilgilendirilerek rızası alınmadan deneyler yapılmasını yasaklayan bir başkanlık emri çıkarttı. Carter bu emrin kapsamını daha da genişletti ve 1982'ye gelindiğinde Reagan rızaları olsa bile insanların denek olarak kullanılmasını yasa dışı ilan etti. Lazlo Tixinti ile ve sizin de ondan sonra eliniz kolunuz bağlandı dedi. Dietrich onun ses tonundaki nefreti ya sezmedi ya da anlamazdan geldi. Eski verileri en azından yok edilmeyenleri elden geçirmekle yetinmek zorunda kaldık. İlerlemeye çalıştık ama olanaksızdı. Tanrı aşkına. Deneylerimizi şempanzeler üstünde tekrarlamamızı istediler bizden. Adam düş kırıklığı içerisindeymiş gibi başını salladı. Sonra ne oldu? Programın finansmanını kestiler. Ben de işimden oldum. Bir hafta sonra organizasyondan bir çağrı geldi. Ve buraya geldim. Organizasyonun nihai hedefine. Çocuklardan gerçekten ne istiyorlar? Dietrich tedirgin bir şekilde yutkundu şimdi az öncekine kıyasla daha gergindi. Ve Lazlo'nun kontrol altında tuttuğu öfkesi sonunda patladı. Doktoru derin dumansı bir dehşete bulayarak ''Bana cevap ver!'' diye bağırdı. ''Cevap ver!'' Gege -ge gerçekten tam olarak bilmiyorum. Zinsir bana ne yapacağımı söyler. Saçma! Lazlo adamın söylediği yalanın kokusunu alabiliyordu. Sabrı tükenerek Tom'a döndü ve başıyla işaret etti. Yüzüne değil dedi iz kalsın istemiyorum. Dietrich kendini korumaya çalıştı ama kolları ve bacakları bağlıyken bunu yapamazdı. Tom onu boğazından tutarak kanepeden kaldırdı ve midesine bir yumruk indirdi. Doktorun gözleri yuvalarından fırladı. Bağırmak için ağzını açtı ama boğazından sadece zayıf bir hırıltı çıktı. Tom kolunu bir yumruk daha geçirmek için geriye atınca Lazlo onu tuttu. Adamın saldırganlığını bastırarak bu kadar yeter dedi. Dev muhafız isteksizce Ditrik'i kanepeye geri bıraktı. Doktor arka arkaya birkaç kısa ve hırıltılı soluk aldı ardından da hemen konuşmaya başladı. ''Bilmediğimi söylerken doğruyu söylüyordum.'' dedi. ''Ama bazı şüphelerim var. Zinsır'ın çocuklarla konuşmalarının bir kısmını dinledim. Bir sürü felsefik ve siyasi teori yumurtluyor ve çocukları yumuşatıp söylediklerini tanrı kelamı gibi kabul etmelerini sağlamak için de jili kullanıyor. Resmen beyinlerini yıkıyor. Niçin?'' birer lider olmaları için o çocukların ne kadar özel olduklarını sen bile anlamıyorsun. Birer erişkin olduklarında akıl almaz derecede etkili güçler geliştirmiş olacaklar. Çağımız ilişkiler çağı. Seçimler senin adaylardan biriyle bira içmek isteyip istemediğine bağlı olarak kazanılıyor ya da kaybediliyor. Sorunlara somut yaklaşımlarla değil. Kennedy, Reagan bunlar çok zeki insanlar değildi ama yeteneklerini özgür dünyaya liderlik etmek için kullanan karizmatik kişilerdi. Aynı şey dini liderler için de geçerli. Son yüzyıldaki en popüler papa olan 2. Jean bak. Bütün dünyada saygınlığı var. Bir düşün. Tüm kıtalardaki her ülkede yaşayan insanlar onu seviyor. Neden? Dini bilgisinden dolayı mı? Hayır. Sadece karizmasından dolayı. Yani Kennedy'nin de bir empat olduğunu mu söylüyorsun? Reagan'la 2. Jean de mi öyle? Kennedy ile Reagan empatik ölçekte dünyanın %95'inden daha mı yukarıdaydı? Muhtemelen. Peki senden ya da çocukların herhangi birinden? Yakın bile değillerdi. Papa ise ayrı bir olay. Onun lisanı ana dili gibi konuştuğunu biliyor muydun? Çok değişik kültürlerden insanlarla iletişim kurabilen bir zihniyetin göstergesidir bu. Eğer empati dediğimiz bu değilse, o zaman ne olduğunu ben de bilmiyorum. Elijah, Winter, Charlie, Jill hepsi benzer potansiyele sahip. Lazlo anlatılanları hazmetmeye yönelik nafile bir çaba gösterdi. Bir sonraki nesli yönetmek için çocukları programlamak. Mümkün değildi bu. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yetenekliler sınavını zorunlu kılmasını nasıl sağladın? Sanırım organizasyonun başındakilerin Washington'da çok güçlü ilişkileri var. Tüm yapılması gereken eğitim alt komitesindeki bazı senatörlere iyi düşünülmüş birkaç bağıştı herhalde. Doğru bedeli ödersen her şeyi satın alabilirsin.'' Örneğin Daryen'e bak. Ne demek istiyorsun? Zinsir ona seni ve çocukları bulması için para ödedi. Lazlo soluğunu tuttu. Birden midesi korkunç bir kavrayışla buruldu. O ölmedi değil mi? Dedi zor duyulan bir sesle. Hayır. Lazlo'nun başı dönüyordu. İnanamıyordu. O kadını tüm yaşamındaki herkesten fazla sevmişti. Ona her şeyini verebilirdi. Elbette. Bu da anlaşılan tam onun istediği şeymiş. Ve tüm o süre boyunca hiçbir şeyden şüphelenmemişti. Bu doğru değil. O uçağa binmediğin zamanki rahatlamasını anımsıyor musun? Başını salladı. İnanmak istemiyordu ama başka seçeneği yoktu. Her şey başından beri bir yalandı. Daryna kalbini vermiş, onun için yaz tutmuştu. Ve kendisi üzüntüden kahrolurken kusacak gibi oldu. Tom saatini göstererek vakit neredeyse geldi dedi. Lazlo kendini toparlamak için bir an durdu. Sonra başını salladı. Çöz onu. Tom eğilip Dietrich'in bağlarını çözmeye başladı. Dietrich bağları çözülürken ''Baba bana ne yapacaksın?'' dedi kekeleyerek. ''Hiçbir şey. Beni satmadığın sürece. Öyle bir şey yaparsan da Tom seni doğduğuna pişman edecek. Değil mi Tom?'' İri yarı adam dudaklarında acımasız bir gülümsemeyle baktı doktora. Lazlo iki adamın düşüncelerini bir an için birbirine bağladı. Tom'un sadisliğe varabilecek vahşetine karşı Dietrich'in yoğun korkusu. Kalıcı izlenim bıraktığına emin olduktan sonra bağlantıyı kopardı. Bu toplantımızdan kimseye söz etmeyeceksin. Değil mi doktor? Hayır dedi Dietrich gözlerini Tom'dan alamadan. Yemin ederim ve Tom'un buradaki tek dostum olduğunu düşünme gafletine sakın kapılma. Eğer onunla ilgili tek kelime edecek olursan başka bir seni ziyaret edecek. Anladım. İyi. Şimdi yapmanı istediğim şey şu.